Buna göre Abbasilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türklerin Abbasi devletinin yönetiminde görev aldığına ulaşabiliriz. Çünkü Türk komandan görüyoruz, Türklerden oluşan bir ordu görüyoruz. Abbasiler bayındırlık faaliyetlerine önem veriyorlar. Çünkü şehirler kuruluyor, yerleşim merkezleri oluşturuluyor. Abbasiler mevali politikasına sahip değil yani Arap milliyetçiliği gütmüyorlar ve bu yüzden de Türklerle her anlamda dayanışma halindeler onlardan yardım alıyorlar. Samarra askeri amaçlı olarak kurulmuş bir ordu. Çünkü Türk ordusuna yeni ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlama amacıyla kuruluyor. Fakat sınırların genişlemesine bağlı olarak Abbasi sürekli başkentinin yer değiştirdiğini ulaşamayız. Çünkü paragrafımızda ne olmuş sadece bir kere başkent değişmiş ama bu e, şu vurgulanmıyor. Sınırlar genişledikçe başkent değişti vurgulanmıyor. Cevabımız C şıkkıdır. Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Layık bir yapıda olduğundan bahsetmiyoruz zaten ilk meclis layık değildi. Geçici olarak toplandığından yine söz etmiyor böyle bir ifade yok. Hukuk birliğini sağladığına dair bir ifade yok zaten ilk de. Ee, bu tarz kavramlar yok çünkü neden İlk TBMM'nin amacı neydi? Vatanı kurtarmaktı. Yeni bir devlet teşkilatı oluşturulduğunu söyleyebiliriz çünkü yeni bir hükümet kuruluyor, meclis hükümeti e, sistemi uygulanıyor, e, TBMM açılıyor, meclis açılıyor ve yeni bir hükümet kuruluyor. O halde yeni bir devlet teşkilatı oluşturuldu deriz. Güçler ayrılığı da ileride gerçekleştirilecek ilk yıllarda güçler birliği uygulaması var. Cevabımız D şıkkıdır. Mustafa Kemal'in bu ifadelerinde geçen ülkenin yönetim ve siyasetinde fenalıklar olduğunu keşfetmeye başladık ile anlatılmak istenen gelişmelerden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Öğrencilik yıllarıyla alakalı bir ifade var sorumuzda. Trabluskarp'ın İtalya'ya bırakılması, Mevusan Meclisi'nin Sultan II. Abdülhamit tarafından kapatılması, Babal baskını ile İttihat Terakki'nin tek başına iktidara gelmesi, Bosna Hersey'in Avusturya Meclisi'nin İmparatorluğu tarafından işgali, Meşrutiyet yönetimine karşı 31 Mart vakasının meydana gelmesi. Evet bu döneme denk gelen olay nedir? Meclisin 2. Abdülhamit tarafından kapatılmasıdır. Böyle olunca demokratikleşme hareketlerinin önü kesilmiş olacaktı. O yüzden de Atatürk ve arkadaşları ne yapmışlar? Bu olaya tepki gösterip bu fikirlerini arkadaşlarına anlatma çabasına girmişlerdir. Cevabımız B şıkkıdır. Bundan göre söz konusu padişahlarla ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Yeniliklere açık olduklarını söyleyebiliriz çünkü 3. Ahmet Avrupa devletleri daha yakından tanımak amacıyla elçiler gönderiyor. 3. Selim yine ne yapıyor? Türk ve yabancı uzmanlara raporlar hazırlatıyor. 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor ki Yeniçeri Ocağı yeniliklerin önünde en büyük engeli teşkil eden kuruluştu. O halde üç padişah da yeniliklere açıktır. Ülke sınırlarını genişlettiklerinden, toprak aldıklarından, fetih yaptıklarından ise söz edilmiyor sorumuzda. Askeri alandaki yeniliklere öncelik verdiklerini söyleyemeyiz. Çünkü yani 2. Mahmud askeri bir faaliyet yapıyor ama diğer padişahlarda farklı durumlardan bahsediliyor. O halde üçü 2'yi alamayız cevabımız A şıkkı yalnız 1'dir. İlk ve orta çağlarda değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri etkilemişler ve kendileri de o kültürlerden etkilenmişlerdir. Bu etkilenmeler sonucu Türk boyları arasında alanların hangilerinde farklılıklar meydana geldiği savunulabilir. Evet farklı bölgelere göç eden Türkler farklı dinler görecek. Özellikle İslamiyet kabul edecek, Avrupa'ya giden Türkler Hristiyanlığı kabul edecekler. Askeri alanda da gittikleri bölgelerden yine etkilenecekler. Temel yapılarını korumakla beraber dönem dönem gittikleri bölgelerden de etkilenebilecekler. Ekonomik açıdan da değişecekler. Örneğin birçok yerde yerleşik hayata geçecekler. Göçebe hayat söz konusu iken. Uğraş alanları ekonomideki uğraş alanları değişecek. Bu durumda cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Aşağıda dört farklı tarihte İstanbul'da güneşin doğuş saatleri verilmiştir. İstanbul'da yıl içinde güneşin doğuş saatlerinin değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi fazladır? 21 Mart'ta 6.58'de güneşin doğuş saati, 21 Haziran'da 5.23, 21 Ekim'de 7.14 ve 21 Aralık'ta 8.18. İstanbul'da güneş hep farklı saatlerde doğmuş arkadaşlar. Güneşin doğuş ve batış saatlerinin farklılaşmasını Gün uzunluğunun farklı olmasının temel sebebi eksen eğikliğidir. Dolayısıyla da cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasının bir sebebi olarak gösterilebilir. Ülkeler arasında siyasi, askeri veya ekonomik amaçlarla oluşturulacak işbirliği örgütlerinin sınırları esas alınarak bölgeler oluşturulabilir. Buna göre OPEC NATO ve Avrupa Birliği bölgesi türlerinden hangileri oluşturulurken daha çok savunma ve askeri amaçlar göz önünde bulundurulmuştur. OPEC petrol çıkaran ülkelerin ortaklaşa kurduğu bir kuruluştur arkadaşlar. Kuruluş amacı petrol fiyatlarını belirlemek yani ekonomik amaçlı bir örgüttür. NATO bölgesi savunma amaçlı askeri o amaçlı kurulan bir örgütken Avrupa Birliği bölgesi de Gene Avrupa'daki ülkeleri ekonomik amaçlı desteklemeye yönelik bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Bizden savunma ve askeri amaçlar göz önünde bulundurulan bölge istediği için karşımızda sadece NATO bölgesi kalıyor. Bu durumda cevabımız yalnız iki ve seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bir yerleşim merkezinin aylara göre yağış ve sıcaklık ortalamaları gösterilmiştir. Bu merkezin bitki örtüsünün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Yaz yağışlarının olduğu bir iklim tipinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yağış miktarı fazla değil. Sıcaklıklar yıl içerisinde çoğunlukla 0 derecenin altında. Sıcaklıkların düşük olduğu bu iklim tipi karasal iklim tipidir arkadaşlar. Sert karasal iklim tipinde de iğne yapraklı ormanlar görülür. Tayga ve boreal ormanları bunlara örnektir. Cevabımız A seçeneğidir. Doğal koşulları göz önüne alındığında haritada koyu renkle gösterilen alanda aşağıdaki doğal afetlerden hangilerinin görülme riski daha fazladır? Karadeniz bölgesine Doğu Karadeniz bölgesi verilmiş arkadaşlar. Yağışın fazla olduğu, Toprağın neme doyarak eğimli yamaçlardan aşağı doğru hareket ettiği yerlerde heyelan faaliyetleri oldukça sık rastlanır. Eğimli bu yamaçlarda heyelan daha çok görüleceği için cevabımız heyelan ve çığdır. Her ikisinde de arkadaşlar eğim yükselti etkendir. Cevabımız C seçeneğidir. Ve aşağıdaki grafikte bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kesin ulaşılabilir? Ülkeye baktığımız zaman birinci ekonomik faaliyetlerin %50 olduğunu görmekteyiz. Birincil ekonomik faaliyetlerin çok olduğu ülkeler az gelişmiş ülkelerdir arkadaşlar. Birincil ekonomik faaliyetler tarım gibi, ormancılık gibi, hayvancılık, madencilik gibi direkt doğadan elde edilen ekonomik faaliyetleri içine alır. Bu ülkede ikincil ekonomik faaliyetler sanayinin gelişmediğini ve üçüncü ekonomik faaliyetler hizmet sektörünün de gelişmediğini söyleyebiliriz. Az gelişmiş bir ülke olduğunu söyledik. Nüfus artış hızı çok düşüktür söylenemez. Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Gelişmişlik düzeyi çok yüksektir. Tam tersine az gelişmiş bir ülke olduğunu söyledik kilometre kareye düşen insan sayısı fazladır. Bunu hiçbir şekilde bilemeyiz arkadaşlar. Az gelişmiş ya da gelişmiş ülkelerin hiçbirinde kilometreye düşen insan sayısını ekonomik faaliyetlere bakarak bulamayız. Bununla ilgili yorum yapılamaz. Dış satım geliri dış alım giderine göre daha fazladır. Bu da yanlış olur arkadaşlar. Az gelişmiş ülkelerde dış alım daha yüksektir, dış satım daha düşüktür. Yani ithalat ihracattan daha fazladır. Bu da ekonomik olarak arkadaşlar dış ticaret açı olarak karşımıza çıkar. Dış satımında ham maddeler dış alımında sanayi ürünleri önemli yer tutar. Evet bunu söyleyebiliriz. Az gelişmiş ülkelerin sanayisi çok gelişmediği için ham madde satar. Sanayi ürünü yani mamül ürünleri de satın alır. Bu durumda cevabımız E seçeneğidir. Verilen açıklamalar sırasıyla aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangileri savunur? İnsanı kısıtlayan hiçbir değer yoktur. Evet bu hiççilik yani nihilizm ile ilgilidir. Nihilizm e, insanın özgürlüğünü her türlü kural kısıtladığından dolayı karşı çıkan bir yaklaşım. Acılardan kaçmak, hazların peşinde koşmak gerekir. Hedonizm. Hazcılık demektir. İnsana fayda sağlayacak, yaşamı kolaylaştıran eylemler iyidir, değerlidir. Pragmatizm. Pragmatizmle göre önemli olan e, herhangi bir düşüncenin kişinin işine yaraması demektir. Örneğin felsefe insanda ruh dinginliğine e, sağlıyorsa felsefe yararlıdır, o halde faydalıdır. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak yapılabilir? Casper'a göre bütün varlıklar gelip geçmekte ise her şey bir arada tutan, temellendiren ve her şeyin kaynağını teşkil eden asıl varlık nedir? Casper'a göre bu soruya verilen cevaplar felsefe tarihi kadar eski ve çeşitlidir. Söz gelimi. Felsefe tarihine ilk filozof olarak kabul edilen Thales'in bu soruya cevabı su olmuştur. Çünkü ona göre her şeyin kaynağında su vardır ve her şey sudan me meydana gelmiştir. Yine Thales'ten sonra söz konusu kaynağı ateş, hava, su, ruh, belirsiz olan aperon madde ve hatta atom şeklinde niteleyen filozoflar da olmuştur. Asıl varlığın ne olduğu ile ilgili verilen bu yanıtlar çerçevesinde her şey maddedir. Maddeden oluşmuştur diyen materyalizm, evrendeki varlıkların kaynağı düşünsel varlık olduğunu ifade eden idealizm, her şeyin ruhtan oluştuğunu sağlayan spiritualizm gibi çeşitli dünya görüşleri ortaya çıkmıştır. Fakat Kesper'e göre ortaya çıkan bu görüşler ve verilen bu cevapların hiçbiri kendini, kendi ileri sürdüğü fikrin mutlak hakikat olduğuna kanıtlayamamışlardır. Çünkü felsefede verilen cevaplar özneldir. Öznel olduğundan dolayı kesin değildir. Felsefe akla ve mantığa dayanır. Felsefe tutarlı görüşler ortaya koyar. Felsefede sorular her dönem değişmektedir. Felsefe kesin değildir. Doğru cevap değişiklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuçtur? Düşüncemizin konusu olan ve kendisinden söz ettiğimiz bizim dışımızda bulunan bir şey bizim bir özne olarak kendisine yöneldiğimiz nesnedir. Öyle ki düşüncelerimize konu yaptığımız her özne bile kendisine yöneldiğimiz bir nesne olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla eğer bizzat kendi varlığımızı kendi düşüncemize konu yaparsak bu durumda biz hem düşüncenin bir özne hem de düşünülen bir nesne oluyoruz demektir. Böylece düşünce ya da bilinç kendini konu edindiği için özne ancak kendisine konu olduğu yani konu edilen olduğu için nesne olmuş olabiliyor. Demek ki e, düşüncemizi oluşturan nesneler var. Nesneyi düşünen de özne özne aynı zaman kendini nesnenin yerine koyabilip düşünebilmektedir. Yani özne, e, nesne özne de olabilmekte. Öznenin hep özne olarak kalacağı, öznenin de nesne olabileceği. Evet doğru cevap B şıkkıdır. Buna göre dışa vurunculuk sanat kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sanatta dışa vurumculuk, ekspersiyonizm. Birinci Dünya Savaşı öncesinde sıkıntı ve bunalımlı yıllarda Almanya'da doğan bir edebi akımdır. Edebiyatla ilgili bir akımdır. Önce resim anlamında ortaya çıkan, daha sonra edebiyatta yansıyan dışa vurumculuk, güzel sanatları genel olarak etkilemiştir. İç dünyanın, dolayısıyla duyguların ön plana çıkarıldığı bir akımdır. İnsanın iç dünyasını ve bütün duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle olduğu gibi anlatmak esastır. Fransız Kafka, ekspresyonizm en önemli şahsiyetlerindendir. Eserlerinde kahramanların gizli kalması icap eden özelliklerini okuyucularıyla paylaşmıştır. Kahramanlar içi kapanık, toplumdan dışlanmış ruhsal bir karanlık içerisindedirler. Dava, değişim, şato, Amerika, taşrada düğün hazırlıkları öne çıkan eserlerdendir. Evet, dışa vurumculuk. Sanatçının yaratıcılığını esas aldığı, sanatın doğal bir yansıtma olarak gördüğü, sanatı bir oyun olarak gördüğü, sanatçının eğitime önem verdiği, sanatta biçime önem verildiği. Evet, sanatta yaratıcılığı ön plana çıktığı, kendi duygu ve düşüncesinin eserlerine yansıtıldığı bir yaklaşım tarzıdır. Doğru cevap aşıktır. Hegel'in görüşlerini yansıtan bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hegel'e göre dünya ve insanlık tarihi Geist adı adlandırıldığı evrensel bir akıl ve bilinç tarafından yönlendirilir. Evrensel akıl ve bilinç. Tarihsel süreçteki olaylar bireylerin ve toplumların düşüncelerini ve eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu süreç evrensel akıl tarafından gerçekleştirilen bir tez, antitez, sentez şeklindedir ki buna biz ne diyoruz? Diyalektik süreç diyoruz. Hegel, diyalektik idealizm felsefesinin yaklaşımının kurucusudur. Hegel'e göre gerçeklik evrensel akıl tarafından yönlendirilen bir sürecin ürünüdür. O halde e, zaten şurada da ifade ediyor diyalektik idealizm, idealizm düşünce demekti. Yani düşüncenin olumunun tez antites sentez süreciyle açıklanıyor. O halde Hegel'e göre varlığın kaynağı düşünceden ibarettir. Hiçbir şey yoktur olsa bilinemez. Varlığın kaynağı düşüncedir. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Varlık atomlardan oluşmuştur. Değişim bir yanılgıdır. Değişmez maddi özel e, bir öze sahiptir. Bunlar e, farklı yaklaşımlar. Mesela atomlardan oluşmuştur. Materyalizm. Değişim bir yanılgıdır. Parmenides'in öne sürdüğü bir yaklaşım. Hiçbir şey yoktur varsa bilinmez. E, bir tür şüphecilikle ilgili, septizmle ilgili bir yaklaşım. Ama burada e, diyalektik idealizm üzerine durulmuştur. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu tanımlarda dinle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Din akıl sahiplerinin kendi iradeleriyle şimdiki halde salaha gelecek, felaha sevk eden Allah tarafından konulmuş kanundur. Din akıl sahiplerine peygamberlerin bildiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi kanunlardır. Evet, fıtri bir özelliğe sahiptir. Fıtratla ilgili bir özellik vurgulanmamış. İnsanın düşünme ve anlama yetisiyle ilişkili olduğu ifade ediliyor ölümden sonraki yaşama yönelik bir rehber olarak kabul edilmiş. Mesela diyor salaha gelecek. Seçkin elçiler aracılığıyla peygamberlerle insana ulaştırıldığı ifade ediliyor. Dünyadaki mutluluğu sağlama konusunda ilkeler ortaya koyduğu da ne yapılmış burada vurgulanmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Genellikle rüya, keşif veya ilham yoluyla elde edilen bilgilerin kesinliği ve hangi hususu işaret ettiği belirsizdir. Kişisel ve subjektif olan bu veriler genel ve bağlayıcı kaynak olma özelliğine sahip değillerdir. Rüya, ilham veya sezgi yoluyla hakikat keşif söyleyen kimseler peygamber değillerse hatadan korunmuş olamazlar. Dolayısıyla kesinlik taşımayan Tahmine dayalı bilgi insanı yanlış düşünceye, yanlış düşünce ise yanlış davranışa götürür. Evet asıl anlatılmak dini sorumluluğun ön şartı akıl ve iradedir. Hayır bu vurgulanmamış. Marifet bir şey hakkında düşünmek derin bilgiye sahip olmak için gösterilen çabadır. E, İslam'a göre insan bilme ve öğrenme özellikleriyle var olmuş ayrıcalık bir varlıktır. Müslüman bireyi doğru bilginin kaynağına bazen akılla, bazen deneyde, bazen sezgide aramalıdır. Bizi bilgiye ulaştıran kaynakların güvenilir oluşu, elde edilen bilgilerin değeri ve geçerliliğini belirler. Doğru cevap E şıkkıdır. Çünkü e, burada ne diyor? Herhangi e, rüya, keşif ve ilham yolu bunlar diyor subjektif olduğundan dolayı doğru bilgi kaynakları değildir diyor. Dolayısıyla bizi yanlış düşünce, yanlış düşünce ise yanlış davranışlara ortaya koyar. O halde kaynakların güvenilir olması gerekir. Doğru cevap E şıkkıdır. bu unsurlar arasında hangileri gösterilebilir? İslam mezheplerinin ortaya çıkışını etkili olan siyasi ayrışmalar vardır. Doğru. Dini metinlerde farklı şekildeki anlaşmalar da e, mezheplerin ortaya çıkmasına etkili olan unsurlardandır. İslam'ın yayılmasıyla birlikte kültürel etkileşimlerin artması, işte Müslüman olanların eski inançlarını, kültürlerini devam ettirme istekleri bu da mezheplerin farklı şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir? İslam'ın ilk yıllarında Kur'an-ı Kerim'in nüshalarının sınırlı sayıda çoğaltılması bununla ilgili değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu metin aşağıdaki yargılardan hangisini açıklamada kullanılabilir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek, isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Buyurarak bu güzel amellerin her birini ibadet olarak nitelendirmiştir. Evet, ibadetler insan olmayı önemseyen herkes için vazgeçilmez olmalıdır. İbadetlerin yerine getiren yaşamak insanın anlam arayışına bir cevaptır ibadetler bir tür anlam arayışına bir cevaptır, ulaşılamaz. İslam'a göre ibadet kavramı vakti şekli belirli olan ibadetlerle sınırlı değildir. İnsan evet e, burada ulaşılan C şıkkıdır. çünkü güzel söz söylemek, namaz için atılan her adım, yol göstermek, sadakadır derken sadece namaz, oruç, zekat gibi vakti ve şekli belirli olan davranışlar değil, bunun yanında sadakayı dediğimiz, sadaki cariye dediğimiz, sadaka dediğimiz diğer Allah'ın hoşuna giden davranışlarda ibadet olarak nitelendirilmekte. İnsan Rabbini Tanrı'na ibadet etmek için yaratılmış ve yaratılmışların en şereflisi olarak nitelendirilmiştir. Ulaşılamaz. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar peygamberlerin insanlığı davet ettiği kurtuluş yolunu olarak adına ibadettir. Bu da tanımla ilgili bir özellik. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu hadiste asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir gün Allah Resulü pazarda bir buğday sergisine uğramış. Eline buğday yığının içinde daldırınca parmakları ıslanmış. Bu üzerine satıcıya bu salgılık ne diye sormuş. Adam ey Allah Resulü yağmur ıslattı demiş. Allah Resulü insanları görüp aldat, aldanmaması için ıslak kısmını ekinin üzerinde çıkarsaydın ya karşılığını vermiş ve bizi aldatan bizden değildir. Evet aldatan gün gelir aldanır. Hile yapan Müslümanla olmaması gereken bir davranıştır. Çünkü burada ıslak kısmının altta kalması gerçeği gizlemeyle, hileyle ilgilidir. Bundan dolayı Müslümanın veya Müslümanlardan yapılması beklenen bir davranış değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak yapılabilir? Kant, kendisini dogmatiklik uykusuna uyanırdığını belirten Hume ile paralel biçimde nedenselliğin deneyle kazanılan veya ondan bağımsız biçimde üretilen bir kavram olmadığı görüşündedir. Bu bakımdan Kant'ın görüşü Hume'un savına bir karşı çıkış olmanın ötesine, nedenselliğin farklı bir yol ile kurulmasını amaçlayan bir düşünce sistemini içerir. Kant'ın sistemi içerisinde nedensellik deneyden elde edilen edilen olarak değil, deneyle mümkün kılan olarak vardır. Yani burada Kant, e, Hume'dan etkilenmiş demek ki filozoflar birbirlerinden etkilenebiliyor. Felsefe akılcı bir düşüncedir. Filozoflar birbirlerinden etkilenmektedirler. Burada da Kant'ın Hume'dan etkilendiği gibi burcu cevap şıkkıdır. Bu parçada bilgi felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisi üzerine durulmuştur? Henry Bergson'a göre elde edilen bilgilerin dayanağı sezgilerdir. İnsan bilgi aracısı olarak bir iç görüyle ulaşır. Sokrates'e göre bu bilgiler doğuştan gelir, bu bilgiler motök yöntemiyle açığa çıkarılır. Demek ki Bergson'a göre bilginin kaynağı sezgi, Sokrates'e göre bilginin kaynağı akıldır. Yani bilginin kaynağıyla ilgili sorulara verilen cevaplardır. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir? O, insan zihni üzerine bir deneme adlı eserinde insan bilgisinin kaynağının kesinliğini ve sınırlığını araştırıp ortaya koyar. Doğuştan gelen fikirler görüşüne karşı çıkar. Yani rasyonalizme karşı çıkar. Rasyonalizm bilgilerin doğuştan geldiğini savunuyordu. Buna göre empirizmi savunur. Empirizm'e, empirizme göre... Empirizm'e göre tüm bilgiler sonradan kazanılır. İnsan zihni tabula rasadır diyor. Boş bile var. Bunu seven John Luke'tur. Kant e, bilgilerin oluşumunda iki sürecin hem rasyonalizmi hem de empirizmi birlikte savunur. Hegel daha çok düşünce. Descartes e, akılcı bir filozoftur, rasyonalist bir filozoftur. Evet, e, David Hume. David Hume da aynı şekilde rasyonalist. E, daha çok siyaset felsefesi üzerinde e, görüşleri vardır. <laughs> Buna göre e, doğru cevabımız bizim A seçeneğidir. Verilen niteliklerin hangileri bilimle ilişkilendirilemez? Evet, bilimin sonuçları kesindir. Kişiden kişiye göre değişmez. Kesin olmasının sebebi nesnel sonuçlar içermesidir. Gözlem ve dayana, deneye dayanır öznel olması bilim için söz konusu değil. Öznellik sadece felsefe için geçerli. Doğru cevap E şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi önerme olarak değerlendirilebilir? Önerme doğru ya da yanlış değer alan cümlelerdir. Yargı bildirecek, kesin olacak. Müzik rıhan, ruhun gıdası mı? Soru cümlesi olduğundan dolayı önerme değil. Her insan mutlaka spor yapmalı, istek olduğundan dolayı önerme değil, çabuk yere yat, emir cümleleri önerme değil, her olayın bir nedeni vardır. Kesin yargı birbirinden dolayı önerme, keşke sevgime bir karşılık alabilsem, yine bir e, ihtimal, bir istek, bir e, temenni olduğundan dolayı önerme değil, doğru cevap değişiktir.